Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى سواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Bakara Suresi 21 ila 29. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki böylece korunmuş, Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış olursunuz. O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de kubbemsi bir tavan yaptı. Gökten su indirerek, onunla size besin olsun diye, yerden çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sure getirin. Eğer iddianızda doğruysanız, Allah'tan gayrı şahitlerinizi, yardımcılarınızı da çağırın. Bunu yapamazsanız, ki elbette yapamayacaksınız,
yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kâfirler için hazırlanmıştır. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe bundan önce dünyada bize verilenlerdendir bu derler. Bu rızıklar onlara bazı yönlerden dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Şüphesiz Allah hakkı açıklamak için sivrisinek ve onun da ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince, onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kafir olanlara gelince, Allah böyle misal vermekle ne murad eder derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fasıkları saptırır. Çünkü bunlar birer imtihandır. Onlar öyle fasıklar ki kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır. Ey kafirler! Siz ölüyken sizi dirilten, dünyaya getirip hayat veren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda ona döndürüleceksiniz. O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra kendine has bir şekilde semaya yöneldi, onu 7 kat olarak yaratıp düzenledi, tanzim etti. O, her şeyi hakkıyla bilendir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Teala'nın rahmeti, mağfireti, bereketi bütün inananların üzerine olsun. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle olan beraberliğimizde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ümmetine olan sevgisinden kısa geçişler vermek istiyoruz. Evet, alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetini çok seviyordu. Her an, her fırsatta ümmetim, ümmetim diye Allahu Teala'ya duada bulunuyordu. Ümmetinin gösterdiği bütün sıkıntıların karşısında o sabrediyor ve Allahu Teala'ya tevekkül ediyor ve onların günahlarının ve kusurlarının affedilmesi ve bağışlanması için Rabbine dua ve ilticada bulunuyordu. Ama tabii ki ümmeti de onu kıskanıyordu. Onun zamanında yaşayan özellikle o şerefli insanlar. Bir gün alemlerin efendisi ashabıyla beraber bir mezarlığın kenarından geçiyorlardı.
Mezarlığın kenarından geçerken alemlerin efendisi şöyle bir mezarlığa doğru baktılar. Ah dediler, kardeşlerimi çok özledim diye buyurdular. Ashab bir an için şaşırdı. Dedi, ey Allah'ın Resulü, bizler senin kardeşlerin değil miyiz? Bak yanındayız. Sen kimleri özledin? Buyurdular ki, sizler benim ashabımsınız. Ben kardeşlerimi özledim. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, peki senin kardeşlerin kimlerdir diye sorduklarında, sizlerden çok daha sonradan hayata gelecek olan ve beni görmeden seven kardeşlerim, ben onları özledim diye buyurdular. Ashab aynen şu ifadeyi kullandı. Ey Allah'ın Resulü dedi, bizlerden çok daha sonradan gelecek olan kişileri siz mahşer gününde nasıl tanıyıp bileceksiniz diye sordular. Nile hangi işaretle anlamında sordular. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdular ki, bir atınız olsa, simsiyah bir atınız olsa ve onu o atınızın alnında aklar ve ayaklarında aklar, beyazlıklar olsa, simsiyah bir at sürüsünün arasına salsanız o atınızı tanır mısınız diye buyurdular. Elbette ey Allah'ın Resulü, alınlarındaki ve ayaklarındaki aklardan elbette tanırız diye buyurduklarında, alemlerin efendisi buyurdular ki, ben de dediler mahşer gününde ümmetimi alınlarındaki secde izinden ve abdest azalarının nurlarından tanıyacağım diye buyurdular. Daha sonra bir Kevser havuzunun başına geçerek ümmetime orada Kevser ikram edeceğim diye buyurdular. Tam o sırada bir münadi oradan seslenecektir diye buyurdular. Ey Allah'ın Resulü! Onlar sizin yolunuzdan geleceklerini vaat ettiler. Fakat daha sonradan o yoldan ayrıldılar. Sizden ve sünnetlerinizden koptular, peşinizden gelmediler diye buyurulduğunda, onlara oradan ayrılın, ayrılın denecektir diye buyuruluyor. Şimdi ben kendi nefsime şöyle düşünüyorum. Ya o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kevser havuzunda onun elinden kana kana Kevser içme imkanı yaklaştığı andan itibaren ya bize de sizler de oradan ayrılın ayrılın denirse hangi amelimizin arkasında olacağız? Hangi amelimiz bizi kurtaracak değerli dostlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için elinden geleni yaptı. Ama bugün ümmeti Muhammed ümmeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin arkasından gidecek hayırlı ameller işlemiyorlar. Dışarıya çıkıp da bir baktığım anda kendi nefsime söylüyorum. Evden sabahleyin kapıdan dışarıya çıktığım andan itibaren dışarıda gördüğüm şeyler aman Allah'ım diyorum. Kendi nefsime. Peygamberin bize bıraktığı bu muydu diye. Bu İslam bu muydu diye. Ya peki bizi içeriden fetheden televizyon. Televizyonun içerisinde o kadar farklı kanallar var ki. Bu kanalların içerisinde insanlara öyle şeyler anlatılmaya çalışıyor ki. Biz dışarıda bakmaya haya ettiğimiz şeyleri çok rahat bir şekilde evimizin içerisindeki televizyonlar bir anda mahremiyet ölçüsünü tamamen ortadan kaldırıp her şeyi ortaya koymuyorlar mı? Nikahsız bir yaşamayı insanların içerisine zorla empoze edip beyinlerine çaka çaka göstermiyorlar mı? Ve dinimizin birçok haram kıldığı şeyleri alenen ortada gösterilmiyor mu? Normal bir hayatın akışıymış gibi insanlara verilmek istenmiyor mu? Ve ondan sonra da ben de bunları seyrettiğim bir eve peygamberimi davet ediyorum. Ya Resulallah diyorum. Niçin benim evimi ziyarete gelmiyorsun? Rüyalarıma gel, bana gel ya Resulallah, seni görmek istiyorum, sana dokunmak istiyorum, seni hissetmek istiyorum diye kendi kendime bir sürü dualar ediyorum. Tabii ki her kul peygamberine olan, Resulullah'ı sevenler için söylüyorum tabii ki. Müslüman olup mümin olanlar için söylüyorum. Peygamberin aşkı herkesin kalbinde vardır muhakkak ki, Müslüman olan kardeşlerimizin kalbinde. Ve tabii ki herkes hali ruhaniyetiyle bir şeyler dile getirmeye çalışır dualarında. Peki bu kadar bakmaya haya ettiğimiz şeyleri bu evde alenen işler isek, o eve ben peygamberimi çağırsam peygamberim gelir mi değerli dostlar? Allah için soruyorum. Artık öyle bir hale gelmiş ki insanlara fuhşiyat, nefsani şeyler, şehveti şeyler alenen her konunun içerisinde işlenmeye başlamış. Ümmetin en çok sıkıntı çektiği şeylerden bir tanesidir günümüzde.
Bakıyorsunuz hangi filmlerin birçoğunda, dizi filmlerinin içerisinde hep zenginlik insanlara anlatılmaya, empoze edilmeye çalışıyor. Lüks villalarda çevrilmiş filmler, son model arabalar, birbirinden farklı yaşam tarzları ve nikahsız bir yaşam tarzı ve çok farklı ortamlarda insanlar bunlara anlatılıp bunlara empoze edilmeye çalışılıyor. Ve insanlar bulundukları ortamları ondan sonra beğenmiyorlar ve onlara heves ediyorlar. Ve o heves edilen şeylerde heveslenmek için de bazıları da, bazı insanlar da onlara ulaşabilmek için de gayrimeşru yolların içerisine giriyorlar. Rahat bir şey yaşamak adı altında. Ondan sonra da onlar benim evime kadar girip böyle bir şey, bugün bir sakız reklamında dahi olsa, işte efendim bir içecek reklamında, bir şey reklamında, muhakkak ki bir araba reklamında, ne de görürseniz gösterin, en basit bir şeyde bile artık bir şehvet olayları, alenen bir kadın olayları muhakkak net bir şekilde ortaya sürülmek isteniyor değerli dostlar. Şu reklamlardaki bazı sahneleri görmüyor muyuz? Artık çocuklarımız dahi, küçücük çocuklarımız dahi, onların çizgi filmlerinde dahi birçok şeyler girmiş. Hem de o kadar müstehcen şeyler ki artık böyle, onlar bile artık, çocuklarımız bile açık her şeyi normal olarak söylediyorlar. Ve ondan sonra küçük bir çocuğa bugün istediğini giydiremiyorsun. Bugün küçücük bir kız çocuğuna, daha 3-4 yaşındaki çocuğu annesiyle beraber akşama kadar didişiyor. Onu giymeyeceğim, bunu giymeyeceğim. Bu üzerimde güzel gözükmüyor, bu uzun. İşte efendim ben kısa giymek istiyorum, şöyle giymek istiyorum, böyle giymek istiyorum, şöyle yapmak istiyorum diye. Bugün anneler 3 yaşındaki çocuğa baş edemiyorlar. Bu hale geldik değerli dostlar. Böyle bir zamanda ümmet-i Muhammed daha da samimi, daha da ciddi olması gerekmiyor mu? Daha da yapıcı olması gerekmiyor mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun hesabını sormayacak mı zannedersiniz? Hepsinin de başında Allah Celle Celaluhu. Bunun hesabını sormayacak mı zannedersiniz? Şimdi imtihan, perde kapalı, hiçbir şey görmüyoruz. Ama Azrail aleyhisselam emanetini aldığı andan itibaren yavaş yavaş işte 3 boyutta bunun hesabı verilecektir. Ya bedendeki hayat, berzah alemi, kabir alemi ve ondan sonra ahiret hayatı. Evet, Allah hesabımızı kolay kılsın değerli dostlar. Allah-u Teala'ya çok dua edelim. Vallahi kendi nefsime söylüyorum. Cenneti kazanmak o kadar kolay değil. Biraz bedel ödemek lazım. Evet, er meydanı, yiğit meydanı. Ahirete güzel gitmek ve orada güzel karşılanmak isteyen bu dünyada bunun karşılığını muhakkak ödeyecektir değerli dostlar. Ama ben bu dünyada yer içerim diyenlere ahirette önüne kırmızı halılar serilmesini bekliyorsa bu güneşi balçıkla sıvamaktan başka bir şey değildir. Allah da öyle düşünenlere hidayet etsin değerli dostlar. Evet. Sözüm tabii ki kendi nefsime, ben kendim söyledim, kendim dinledim diye değerlendiriyorum. Tabii ki bundan pay almak isteyen varsa sizi tefekküre davet ediyorum değerli dostlar. Artılarıyla eksileriyle bugün de bir programın daha sonuna geldik. Programı noktalarken alemlerin efendisini seven, gönülden seven Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretleri'nin kasidesinin bir bölümünü dua hükmüyle okuyarak programımızı burada noktalıyoruz. Kasidesinde aynen şöyle söylüyordu. Denizlerin yüz binler hocaya dalgaları kadar salat. Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi. Yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı, eminler şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline, yüz binlerce ilahi nuru denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Ebeden daima hoşça kalın değerli izleyiciler.
من شم ما
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم senin için oruç tuttum. Sana inandım, sana dayandım. Senin verdiğin rızk ile iftarımı açtım. Yarının orucuna da niyet ettim. Benim, annemin, babamın ve tüm inananların geçmiş ve gelecek günahlarını bağışla ya Rab. Thank you.